Batı ülkeler şimdiye kadar Çin'in Uygur bölgesindeki soykırımını ve insanlar karşı suçlarını, özellikle de Çin hükümetinin resmi belgelerini, Çin bilgi kaynaklarını, tanık ifadelerini, uydu görüntülerini ve yetkili araştırma enstitülerinden gelen raporları ortaya çıkarmak için kamu bilgi kaynaklarına güvendiler. Ancak şu anda ABD istihbarat kurumlarının Çin'in bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi toplaması ve belgelemesi gerekiyor. Bu amaçla ABD Temsilciler Meclisi'nin bir üyesi geçtiğimiz günlerde açık kaynakların Çin'in Uygur bölgesindeki soykırımını ve insanlar karşı suçlarını ortaya çıkarmak için yeterli olmadığını ve ABD casus ajanlarının dahil olması gerektiğini söyleyen bir yasa tasarısı sundu. Kazakistan'da 31 Mayıs 1997 tarihinde Kazakistan siyasi baskı sürgün ve açlık kurbanları anma günü olarak ilan edilmişti. Kazak ülkesinde tutuklanan, milliyetçi olmakla suçlanan Alaş Orda'nın aydınları, önder isimleri ve kurşuna dizilen diğer aydınlar saygıyla anılıyor. Kazakistan'daki Uygurlarda Atu trajedisi olarak adlandırılan büyük katliamı ve Rus Bolşevikleri tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden kurbanları çeşitli şekillerde andı. Doğu Türkistan'daki Taklamakan çölünde bulunan Tarim Petrol Havzası'nda sözde bilimsel araştırmalar adı altında 10 bin metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusunun kazı işlemlerine başlandığı öğrenildi. Çin'in Xinhua Haber Ajansı'na göre kazı işlemi salı günü saat 11.46'da başladı. Kuyunun yer yüzeyi altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin'in derin dünya keşif çalışmalarında dönüm noktası niteliği taşıdığı iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nce fentanil katkılı yasa dışı hap üretiminde kullanılan ekipmanların doğrudan veya dolaylı olarak satışıyla ilgili kişi ve kuruluşların hedef alındığı bildirildi. Yaptırımların Çin merkezli 7 kuruluş ve 6 kişi başta olmak üzere Meksika merkezli 1 kuruluş ve 3 kişiye hedeflediği kaydedilen açıklamada, Meksika merkezli kuruluş ve kişilere yönelik eylemin Meksika hükümetiyle işbirliği içinde koordine edildiği aktarıldı. Portekiz hükümetinin birkaç gün önce aldığı karara göre Çinli teknoloji şirketleri Portekiz'deki 5G altyapı inşasından çıkarıldı. Portekiz Siber Güvenlik Yüksek Konseyi, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler veya NATO'ya dahil olmayan ülkeler tarafından sağlanan 5G altyapısı yahut ekipmanlarının kullanılmasını yasakladı. Portekiz hükümetinin kararı Huawei gibi Çinli şirketlerin ekipman ve hizmet sağlayıcılarını dışlıyor.